Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Tuğba Öztürk. Ben Murat Lostar. İyi haftalar. İyi haftalar. Murat, neden arkan dönük? T-shirtümün arkası okunsun diye sevgili Tuğba. Çünkü biliyorsun, şöyle önüne döneyim tabii ki artık arkamı dönüp ayıp etmek istemem sana ve seyircilerimize. Siber güvenlik farkındalık ayı başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de bu hafta başka birçok haber olmasına karşın bu konuyu çok önemsediğim için bunu öne almak istedim. Siber güvenlik farkındalık ayı aslında biliyorsun Amerika'da başladı. 2000'lerin ilk yarısında, 2004'te yanlış hatırlamıyorsam, Amerika'daki Department of Homeland Security yani ana yurt bakanlığı ve işte NSA, DHS gibi işte benzer şeylerin bu konudaki onların uzman kuruluşlarının bir araya gelip bilgi güvenliği, siber güvenlikteki en güçlü olması gereken yapı ve ne yazık ki en zayıf halka insan olduğu için bu konudaki farkındalığı arttırmak üzere başlayan bir çalışmaydı. George Bush Jr. dönemindeydi başkanlık. Fakat arkasından o fazla çok yayılmadı, çok tutulmadı. George Bush da bir şeyler söyledi ama çok da fazla üzerine düşmedi. Daha sonra Amerika'da Obama başkan olduktan sonra bu konuyu çok öne aldı ve her yıl Ekim ayında bununla ilgili önemli beyanlar vermeye başladı ve Amerika'da başta siber güvenlik farkındalık ayı önem kazanmaya başladı. Arkasından İngilizlerle birlikte Avrupalılar da bu konuya önem vermeye başlayınca artık bir anda tüm dünyada siber güvenlik farkındalık ayı haline geldi Ekim ayı. Hem kutlu olsun hem de eğer bizi seyredenler varsa eminim ya meslekleri siber güvenlik üzerinedir ya merakları, ilgi alanları siber güvenlik üzerindedir. Bu ay etraflarında siber güvenlikten anlamayan, siber güvenlik bilmeyen birine bu konuda bir tane bir şey öğretseler eminim çok başarılı bir çaba sarf etmiş olurlar. Bu da Siber'in günlüğünün bir dileği olsun herkesten deyip sözü sana bırakayım. Çok teşekkürler sevgili Murat. Evet, farkındalığımızı tekrar hatırlatarak biliyorsunuz şirket içerisindeki duyularda da devamlı olarak hatırlatmalar yapıyoruz farkındalığı yüksek tutmak için. Bu da bizim bir nevi ödevimiz zaten. Kanalımızın aslında kuruluş amaçlarından bir tanesi de buydu. Hatırlatmalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi sıradaki haberle devam edelim arz edersen. Biliyorsun geçen hafta ilk defa dünya üzerinde bir siber güvenlik vakasının bir insanın canına mal olduğuyla alakalı üzücü bir haber sunduk. Sevgili dinleyenlerimize. Bu hafta bunun devamı niteliğinde bir haberimiz var aslında. Amerika'da 250'nin üzerinde hastanenin etkilendiği bir siber saldırı durumu söz konusu. Yine bir fidye yazılımı söz konusu. Maalesef biliyorsun daha önceden haberini sunmuştuk. Aslında sağlık kuruluşlarına saldırmayacağını söyleyen işte tövbekar hep gruplarından bahsetmiştik. Fakat pek de sözlerinde durmuyorlar anlaşılan ya da herkes bu olaya o kadar etik bakmıyor. 250'nin üzerinde hastanenin şu anda fidye saldırısı yüzünden bütün elektronik aletlerinin, telefon hatları da dahil olmak üzere biliyorsun artık telefonların tamamı IP santrallerden oluşuyor. Bunlar da dahil olmak üzere, iletişim de dahil olmak üzere hepsinin kesintiye uğradığına dair bir haber aldık. Özellikle Bleeping Computer gibi bir takım haber ajansları, Reuters'ta geçiyor bu haberler. En başta da özellikle üzerine durmak istediğim bir hastaneler zinciri var. Universal Health Services diye bir şey, kuruluş bu. Bunların da bayağı bir yani 200'ün üzerinde bir hastaneler zinciri var Amerika genelinde ve tamamında bir nevi enerji kesintisi gibi çaresiz bir kesinti durumu söz konusu. Oradaki sağlık personeli şu anda kağıt kalemle işlem yapmaya çalıştığı bilgisi ulaşmış durumda bize. Yani hastanın geçmişi işte anamneze denilen yani şimdiye kadar geçirmiş olduğu hastalıkların bilgisine dahi ulaşamıyorlar bu bilgisayarlara erişimleri olmadığı için. Biliyorsun geçen haftaki haberimizde o bölgedeki bir işte polisin ilgili hack grubu ile iletişime geçerek bir takım sunuculara en azından açtırabildiğini görmüş idik. Ama şu an elimize ulaşan habere göre 6 gündür bu hastanelerde hiçbir şekilde hiçbir veriye erişim yok. Ne diyeceksin Murat buna? Yani ne diyebilirim geçen hafta dediğim gibi son derece üzücü. Ben de hani sebebini çok bilmiyorum ama hani bilirsin doktorlar, sağlık personeli genellikle beyaz giymesiyle bilinir Tuğba. Ama bir de yeşil elbiseleri vardır. O da daha çok işte operasyon anında ameliyat kıyafetleri nedense doktorların yeşildir. Eminim sağlıkçı dostlarımız biliyordur bunun sebebini. Hatta birisi de aşağıya yorumlara neden olduğunu yazarsa biz de öğrenmiş oluruz diğer izleyicilerimizle birlikte. Ben Reuters'ın bir haberine bakarken bu konunun detaylarını okumak için gördüğüm bir fotoğraftan çok etkilendim. Bu böyle gayet
kompleks, işte kendisi düğmeye basınca yükselen, alçalan, bir sürü şeyler yapan bir hasta yatağının üzerinde. Bir hasta, o hastanın önünde arkasında yeşil kıyafetli bir çift sağlık personeli bir çimenlik bir yerin ortasından hastayı bir yerden bir yere götürmeye çalışıyorlardı. Bu kesinlikle iyi bir haber, iyi bir fotoğraf olamaz diye düşündüm. Umarım o kişinin de başına kötü bir şey gelmemiştir ama anlaşılan tam ameliyat öncesi ya da ameliyat anında başına bir şey gelmiş olsa gerek. Zaten haberin detaylarında bazı ameliyatların da iptal edilmek zorunda olduğu yazıyordu. Sen de eminim göz atmış okumuşsundur bu bölümü. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Evet, artık para kazanmanın farklı farklı yollarını keşfettiler zaten. Hani bunu uzun zamandan beri biliyoruz ama artık insan hayatıyla oynayacak seviyeye geldiler. Umarım bir an evvel bir yanlıştan dönerler diyoruz. Bu hafta bu kadar diyelim dinleyicilerimize. Diyelim, herkese keyifli ve güzel bir siber güvenlik farkındalık ayı olsun. Herkes etrafına siber güvenlikle ilgili bir şey öğretse çok iyi. Benim öğretecek bir şeyim yok diyenlere de biz bir şey söyleyelim. Lütfen aynı parolayı farklı iki yerde kullanmayın. İçinde bir harf bile değiştirseniz inanın çok şey değişiyor. Güvenli günler, hoşçakalın. Hoşçakalın.